Hamam böcekleri hakkında bilmediğiniz ilginç bilgiler. Hamam böcekleri kafaları olmadan bir hafta boyunca yaşayabilirler. Böceklerin segmentli vücut yapıları olduğundan bu segmentlerde oksijen girişini sağlayan küçük delikler bulunur. Yani nefes almak için kafaları gerekmez. Yalnızca ağızları olmadığı için bir süre sonra susuzluktan ölürler. Diğer hayati fonksiyonlarını kontrol eden organları ise zaten gövdelerinde yer alır. Bir hamam böceği 40 dakika nefesini tutabilir. Bu canlılar metabolizma hızlarını düşürerek beslenmeden yaklaşık bir ay yaşayabilirler. Fakat hamam böcekleri için su, yaşamsal önem olarak birinci sıradadır. Bu nedenle su kaybına karşı nefeslerini tutmayı bilmektedirler. Kendi vücutlarından daha dar alanlarda yaşayabilirler. Tüm hamam böceklerinin dokunmaya duyarlı tüyleri vardır. Bunlarla sığınacakları yeri algılamaya çalışarak bu bölgelere yavaş yavaş sürünerek yerleşirler. Hamam böcekleri birçok ülkede besin kaynağı olması sebebiyle üretim çiftlikleri de vardır. Hamam böceği talebi Çin'de arttığı için bu üretim tesisleri kurulmuştur. Besin olarak tüketilmesinin yanı sıra hamam böceği tozu bazı kozmetik şirketleri tarafından da kullanılmaktadır. Hamam böceği yeme yarışmaları düzenlenmektedir. 2012'de Amerika'da hamam böceği yeme yarışına katılan Edward Archbold yarışmadan hemen sonra ölmüştür. Bazı kaynaklar yerken böceklerin boğazına tıkandığını, bazı kaynaklarsa hamam böceklerine alerjisi olduğu için öldüğünü söylemektedir. Hamam böcekleri hepçil canlılardır. Ölü böcekler kağıt, bez, sabun, ahşap, saç kılı, nişastalı tatlılar, etler de tüketebilirler. Çok yüksek radyasyon seviyelerini tolere edebilirler. 300 milyon yıldır yaşam sürmelerinin sebeplerinden biri de bu zor koşullara çok dayanıklı olmalarıdır. Bilim insanları Çernobil ve Hiroşima'yı bile atlatan bu canlı grubunun dayanıklılığının yavaş hücre döngüleriyle alakalı olduğunu düşünmektedirler. Eğer bir hamam böceğine rastlarsanız bilin ki bir yerlerde devamı da vardır. Salgıladıkları feromonlar sayesinde birbirleriyle iletişim halinde kalmaktadırlar. Dolayısıyla bu kimyasal iletişim özellikle besin kaynağı bulunduğunda aktif olarak sağlanmaktadır. Bazı dişiler için hayatları boyunca tek çiftleşme yeterlidir. Dişiler bir kez çiftleşmeden sonra kendilerine ömür boyu yetecek spermi saklayabilirler. Hatta bazı dişilerin çok ağır koşullar altında erkek olmadan da üreyebildikleri düşünülmektedir. Türkiye'nin endemik türü Doğu hamam böceğidir. Bu hamam böceği kara fatma böcekleriyle aynı boyut ve renktedir. Bu nedenle kara fatma ile karıştırılır. Oysa ki bulundukları takım birbirinden farklıdır. Vücutlarındaki bakterilerle simbiyotik ilişki içindedirler. Hamam böcekleri vücutlarındaki tüyler sayesinde hava akımlarındaki değişiklikleri algılar ve hemen ortadan kaybolurlar. Koşarken bacakları bir saniyede 27 kez hareket etmektedir. Hamam böcekleri dinozorlardan bile yaşlıdır. Modern hamam böceklerinin 200 milyon yıl önce, primitif olanlarının ise 300 milyon yıl önce Karbonifer döneminde ortaya çıktığı bilinmektedir. Yani Jurassic döneminde ortaya çıkan dinozorlardan daha önceleri hayattaydılar, hala da hayattalar.